Azar azar her telden YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Nesrin. Bugün de patates püresi yatağında besmeç köftesi yapıyorum. Patatesler yumuşayıncaya kadar haşlıyorum. Haşlanan patatesleri sıcak sıcak eziciyle eziyorum. Patatesleri soğutursak ezmesi zor olacaktır. Onun için sıcakken hemen ben ezici yardımıyla eziyorum. Sıcak olduğu için eli yakacaktır. O yüzden böyle bir aparattan yardım almak akıllıca olacaktır. Evet, macun gibi oldu. Şimdilik bu kadarı yeterli. Bir tatlı kaşığı kadar da tereyağı ilavesi yapıyorum. Onu da eziyorum. Güzelce sıcağıyla karıştırıyorum. Tereyağın eriyebilmesi için sıcakken katmamız gerekiyor bunu da. Şöyle bir tatlı kaşığı pul biberini, bir tatlı kaşığı tuzu, bir çay kaşığı karabiberi, yarım tatlı kaşığı kekik. İsteğe bağlı olarak baharat oranlarını azaltabilirsiniz. Dilerseniz hiç eklemeyebilirsiniz. Yıkamış olduğum eldivenimde yoğurmaya başlıyorum. Köfte yatağı patates haşlaması pürem tamam. Evet, gayet güzel olmuş tuzu da. Siz de damak tadınıza uygun bir şekilde baharatlarını, tuzunu ilave edebilirsiniz. Patates püresi soğurken köftelerimi ve salçalı domates sosumu hazırlıyorum. Buzluktan besmeç köftelerimi çıkardım. Sosu için bir tatlı kaşığı biber salçası, 200 mg'lık su bardağıyla menemenlik domatesten domates püresi yapıyorum. 1,5 su bardağı domates konservesi kullanıyorum. Dolu dolu 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı da pul biber kullanıyorum. Siz acı seviyorsanız daha da fazla kullanabilirsiniz pul biberi. Domatesler püre oluncaya kadar blenderdan geçiriyorum. Ben 1 çay kaşığı da kekik ilavesi yapıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Domates ve biber salçasını 1,5 su bardağı suyun içerisinde bu şekilde açabilirsiniz aynı zamanda. Ben de domates konservesi olduğu için ben domates konservesinden yaptım. Siz dilerseniz dediğim gibi domates ve biber salçasını bu şekilde suda açarak da kullanabilirsiniz. Domates sosum hazır. Bunu kenara alıyorum şimdi. 250 gram kadar kaşar peynirini rendeledim. Hazır. Buzluktan besmeç köftelerimi çıkardım. Bu da hazır. Şimdi patates yataklarını hazırlamaya başlayabilirim. Tekrar eldivenimi giyiyorum. Bir tane yumurtayı patates püresinin üzerine ekliyorum. Patatesi biraz daha lezzetlendirmek adına aşağı yukarı 50 gram kadar kaşar peyniri ilavesi yaptım. Şimdi bunları tekrar yoğuruyorum. Özellikle yumurtayı patates soğuduktan sonra ilave etmemiz gerekiyor ki pişmesin. Aksi takdirde sıcakken koyarsak yumurta pişer ve hiç güzel olmaz. Patatesin içerisine kaşar peyniri ilave etmeyebilirsiniz. Ben kendim tercih ettim, ekledim. Güzelce karışmasını sağlıyorum. Kenara alıyorum. Köftelerimi pişireceğim borcamı aldım. Öncelikle borcamın içerisine bir miktar biber salçalı domates sosumdan ekliyorum. Kaşık yardımıyla tepsimin her yanına yayıyorum. Patates püremden şöyle iri iri bezeler yapıyorum ve hemen salçalı domates sosunun üzerine ekliyorum. Domates toplarım gayet iri. Kaşar peyniri ve yumurta patatesin dağılmasını önleyecek. Patates püresi toplarım hazır. Şimdi de bir çay bardağının tabanı yardımıyla şöyle besmeç köftelerime yer açıyorum. Tabii bu işi de bardağın tabanını yağlayarak yapıyorum. Bu arada kenarları patlayabilir. Hiç önemli değil. Daha sonra düzeltilebilir. Böylece besmeç köftelerinin yuvasını hazırlamış oluyorum. Çok fazla derinleştirmeye gerek yoktur. Yine kaşar peyniri de kullanacağımız için böyle bir yuva yapıyorum. Köfteleri sabitleyebilmek için her birinin içerisine çok az kaşar peyniri ilave ediyorum tekrar. Köfteleri sabit tutması için bu. Hem de lezzet verecek elbette. Gördüğünüz gibi gerçekten leziz bir yemek oluyor. Sadece 3-4 tane patatesle bir şölen yemeği hazırlayabilirsiniz siz de. Eşimizi, dostumuzu, ailemizi zaman zaman şımartmak istiyoruz değil mi? Aşamalı ama kolay. Hem de her evde olan malzemelerle
Köfteyi daha önceden yapmış olduğum için biraz büyük olabilir bunlara göre ama hiç sorun değil. 3 tane köftem arttı. O 3 köfteyi de double köfteli yapacağım. Yine arasına bir miktar kaşar peyniri ilave edeceğim. Siz tamamını dilerseniz double köfteli yapabilirsiniz. Kalan köfteleri de yine diğerinin üzerine alıyorum. Tekrar üzerlerine domatesli sosumdan ilave ediyorum. Çok fazla domates sosu koymak istemiyorum ben. Evet, köftelerim hazır. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında pişmeye gönderiyorum. Evet, köfteler gayet güzel pişti. Şimdi de üzerine kaşarlarını ilave ediyorum. Evet, kaşarlar eriyinceye kadar tekrar fırına gönderiyorum. Ve patates püresi yatağında besmeç köftelerim hazır. Tabii bunlar iç içe girdiği için bıçağımla şöyle hemen bir kesik atıyorum. Of, kaşar peynirleri de gayet güzel erimiş. Üzerine bir miktar da ince ince kıydığım maydanozlardan şöyle bir serpiştiriyorum. Ve kısa günün kârı bir yemek hazır. Pilav eşliğinde patates püresi yatağında besmeç köftesi tarifim tamam. Yemeğim pişti. Gayet de güzel oldu. Şöyle biraz yaklaştırırsam çok güzel görünüyor. Görüntüsü de tadı da bence gerçekten çok güzel oldu. Siz de tarifimi beğendiyseniz beğeni butonuna basarak, beğenip beğenmediğinizi yorum kısmına yazarak, hatta abone değilseniz abone olarak kanalıma destek olursanız çok mutlu olurum. Bugün de bu kadardı. Bir sonraki videomda görüşünceye kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Nasıl olmuş? Çok güzel.